Hocam, bu mücadelenizde Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak neredeyiz? Kendi özelimizde biraz daha genel anlamda soruyu açacak olursam, Türkiye ile diğer ülkeler arasında bir kıyaslama yaparsak neredeyiz? Peki, çok güzel bir soru sordunuz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kendi durumumuzdan biraz bahsedeyim. Sonra Türkiye ve dünyayı biraz bazı şeylerden karşılaştıralım. Şimdi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin çok adına yakışır şekilde deneyimleri var. Az evvel dediğimiz gibi biz birçok projeler yapmış bir fakülteyiz, üniversiteyiz. Diğer taraftan da mücadele noktasında tedavi ihtiyacı olan insanları da tedavi olabilmeleri için veya bunlarla mücadele edebilmeleri için birimlerimiz var. Örneğin göğüs hastalıkları polikliniğimiz içerisinde, Farabi Hastanesi göğüs hastalıklarımız polikliniği içerisinde sigara bırakma polikliniğimiz var. Özellikle bırakma diye ifade etmek istiyorum. Bıraktırma değil, bırakma. Yani orada kişinin kendisinin talebi çok önemlidir. Yani kimse zorla bıraktıramaz. Yani bunun da bilincindeyiz. Ve dolayısıyla elimizde sihirli bir değnek de yok. Yani biz pat hemen ortadan kalkacak. Dolayısıyla bırakma diyoruz buna. Ve yaklaşık bir 20 yıla yakın bir mazisi vardır ve ülkemizdeki en başarılı merkezlerden bir tanesidir. Yani bu açıdan gurur duyacağımız bir merkezlerden bir tanesidir. Bir diğeri özellikle alkol ve madde bağımlılığı için de psikiyatri poliklinimizde çok ciddi bir emek var. Özellikle Amatem'le işbirliği içerisinde çalışan bir ekibimiz var. Son zamanlarda az evvelki tartıştığımız işte teknoloji bağımlılığı, internet bağımlılığı, akıllı telefon, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi kavramlar içinde özellikle de çocuk ve ergen psikiyatrimiz, yani özellikle çünkü bu başladığı yaş orası oluyor ve temelde de eğilinmesi gereken yaş aslında ortaokul lise çağlarındaki çocuklardır. Onlar için çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümümüz de oldukça yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Yani dolayısıyla fakültemiz ve hastanemiz bu konularda yıllarca hem önleyici hem de tedavi edici noktalarda oldukça deneyimi olan bir yerdir. Ve buna bağlı olarak da zaman zaman biz yaptığımız çalışmalarda bunların sonuçlarını görüyoruz. Türkiye ile kıyasladığımızda tabii dönemsel etkilenmeler söz konusu olabiliyor. Şimdi biz de bunu düşünerek şu anda bizim saha ekiplerimiz, asistanlarımız ve hocalarımız şu anda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde az evvelki saydığımız o 5 çeşit bağımlılık türünün durumunu saptayabilmek için şu anda sahada çalışmalar yapıyoruz. Yani sahada dediğimiz üniversitemiz öğrencileri, 3500 öğrencimizde işte tütün bağımlılığı, alkol kullanım bozukluğu, madde kullanımı, kumar şans oyunları bağımlılığı ve teknoloji, internet, akıllı telefon bağımlılığı olarak bunları incelemeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Pandemi geçirdik. Özellikle 2020 Mart ayından itibaren kapanmalar, üniversitelerin uzaktan eğitimde olması, öğrencilerimizi burada da görememek, kendi yaşadıkları yerlerde o sıkıntılar içerisindeki aktif, dinamik gençlerin evde kapalı kalmalarının getirdiği sıkıntıları da bildiğimiz için orada nasıl bir değişim olduğunu görmek istiyoruz. Bu anlamda üniversite öğrencilerimize yönelik böyle bir proje başlattık ve şu anda belki bizi seyreden arkadaşlarımız içerisinde de ya evet dün arkadaşlarınız geldi veya az önce geldiler, şu anda da ekiplerimiz sahadalar. Evet, o anketi doldurduk diyecek arkadaşlarımız vardır. 3500 öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun öncesinde biz çocuk nörolojisi bölümüyle ilimizdeki 4821 o ilk şey orta öğretim ve lise öğrencilerinde, orta ve lise öğrencilerinde internet kullanım, problemli internet kullanımına baktık. Aslında problemli internet kullanımı oldukça düşük çıkması gereken %15'ler civarında çıktı ki pandeminin bu çok ciddi bir etkisi olarak karşımıza çıkıyor ki Clinical Pediatrics dergisinde de kabul edildi. İşte o pandeminin etkisi biraz maalesef bağımlılıklarda ve özellikle de teknoloji ve sigara bağımlılığında acaba bizi zorlayacak mı diye de düşünüyoruz. Diğer taraftan Türkiye'ye baktığımızda bölgesel farklılıklar çok fazla. Özellikle işte çok gelişmiş olan yerlerde alkol ve madde bağımlılığı daha az, sosyoekonomik düzeyi daha orta seviyelerde olan yerlerde de tütün ve sigara bağımlılığını daha fazla görüyoruz. Ama teknoloji bağımlılığı giderek artan bir trend olarak karşımıza çıkıyor ve dünyada da böyle. Teknoloji bağımlılığı ile ilgili şeyler Geleceğiz oraya.
ki geçenlerde bir çalışma için bir öğretmene okula gitmiştik. Lise seviyesinde bir okula gitmiştik. Öğretmen arkadaşımız şunu diyordu: ya hocam, yani ben derste bile buna bakma ihtiyacı duyuyorum. İşte az evvelki söyledim, yani ulaşamayınca yoksunluk, o yoksunluğu giderebilmek için daha fazla ona bağlı olabilme duygusu. İşte bu nedenle bu artık her yaş grubunda da karşılaşabildiğimiz bir sorun haline geliyor. Buradan da hareketle sizlerle beraber yapacağımız çok iş var. Her bu 5 bağımlılık türünde çok çalışmamız gerekiyor. İşimiz zor ama birlikte de başarabileceğimiz çok alanlar var. Biz de seve seve taşın altına elimizi sokarız. Hocam siz ne zaman isterseniz radyom hem radyom hem TV kapıları sonuna kadar çok açık. Teşekkür ediyoruz. Hatta biz şöyle bir şey de yapalım. Bunu bir tanışma toplantısı ol gibi düşünelim. Diğer hocalarımızla beraberle de zaman zaman onların da şeylerle kısa belki çok sevindim, özellikle çok de sevindim. Belki soru cevap şeklinde şeylerle arkadaşlarımızdan, gençlerimizden soru cevaplar şeklinde yaklaşımlarla belki bunları arttırabiliriz. Ama konuk da alabiliriz. Öğrencilerimiz de alabiliriz. Çok güzel soru olur. Soru cevap şeklinde burada olur. Sizleri ağırlamak çok güzel olur. Keyif olur. Bizim için de olur. Çok güzel olur gerçekten. Faydalı bir şey. Aynen, burada salonumuz müsait değil mi? Müsait, yani evet. Dolayısıyla fizik bu salonda müsait. Çok güzel. Buraya öğrencilerimizle beraber gerçekten böyle bir yayın yapalım. Çok da keyifli olur. Tamam. Buradan da sözümüzü almış olalım, tamam. O zaman.